raporlaştırıyorlar. Şunu söylemek lazım. Bu 15 Temmuz'daki bu gerici faşist FETÖ kalkışmasında Türkiye çok ciddi bir badire atlattı. Hakikaten bir işgal ve devirme hareketinin kıyısından döndük. O açıdan bakıldığında o kalkışmaya karşı açılmış tüm davalarda esas olarak Türkiye mağdurdur. Türkiye'deki toplum mağdurdur, millet mağdurdur. Bu dava özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası da Türkiye'nin mağduriyetini çok net bir biçimde ortaya koyan davalardan birisidir. 34 anında 34 şehidimizin olduğu, demokrasi şehidinin olduğu, 400'den fazla müştekinin, 400'e yakın gazimizin olduğu, 143 sanığın yargılandığı bir davadan söz ediyoruz. Bu davada aslında bakıldığında o cinayetlerin, o suç sayılan eylemlerin bütün kamuoyu tarafından görsel olarak da ortaya çıktığı çok anlaşılıyor. Sanıkların sorgusunu izlediğimiz sanıkların tutumları ise o eylemleri önemsizleştirmeye çalışan bir dil kullanmaları tutumu.